Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu'da yapmış olduğu çok parçalı diplomatik harekat, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikası ve özellikle Gazze'ye dönük politikasında ciddi bir değişimin doğmasına neden oldu. Çünkü Antony Blinken özellikle iki önemli Arap başkenti Riyad ve Kahire'de çok ciddi bir direnişle karşılaştı. Özellikle Suudi Arabistan başkenti Riyad'a varan Antony Blinken, burada akşam saatlerinde yapılması beklenilen ve planlanan Muhammed bin Selman ve Riyad Prens Muhammed bin Selman görüşmesinin ancak sabaha karşı gerçekleşmesi karşısında ciddi bir şok yaşadı. Muhammed bin Selman, Antony Blinken'a yaptığı açıklamalarda İsrail'in Gazze'de planlı bir biçimde sivil katliamı yaptığını ve bu operasyonun durmasını, sivillerin ölmesinin önlenmesini ve Gazze'nin etrafında kurulmuş olan ablukanın derhal kaldırılmasını istedi. Ve Antony Blinken'ın en azından Hamas'ın eylemini kınayın açıklamalarını ve baskısını göğüsledi ve İsrail devletinin özellikle Gazze'de yapmakta olduğu harekatı kınayan bir Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasıyla karşılaştık. Antony Blinken'ın daha sonraki durağı Kahire'ydi ve Abdülfettah el-Sisi ile yaptığı görüşmede Abdülfettah el-Sisi'nin kendisine ilk olarak "Siz İsrail'e indiğinizde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı kadar bir Yahudi olarak indiğinizi söylediniz. Ben de bir Mısır vatandaşıyım ve biz Yahudilerle bu ülkede Mısır'da asırlardır yan yana birlikte ve barış içinde yaşıyoruz. Bunu da bilmeniz gerektiğini ifade ediyorum" dedi ve bunun üzerine Antony Blinken "Ben buraya bir insan olarak geldim" cümlesiyle cevap vermek zorunda kaldı. Mısır'da tıpkı Suudi Arabistan gibi bu konuda ciddi bir direniş göstereceğini ve Refah kapısı üzerinden Gazze'nin boşaltılmasına izin vermeyeceğini duyurdu. İşte bütün bu gelişmeler özellikle Arap dünyasında yaşanılan Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in Gazze katliamına açıkça destek veren politikasına karşı direniş, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın da konuşmalarına yansıdı. Çünkü Joe Biden CBS televizyonunun ünlü 60 dakika programının konuğuydu ve soruları cevaplarken "Hamas mutlaka yok edilmeli ama İsrail'in Gazze işgali büyük bir hata olur" diyerek Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda göstermiş olduğu ve sergilemiş olduğu politikadan ciddi bir U dönüşü sergilemeye başladığı dikkat çekti. Filistin devleti için ana zemin korunmalı, dünyanın bugünün koşullarında bir Filistin devlet otoritesine ihtiyacı var sözü ise kelimenin tam anlamıyla İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve İsrail'i yönetmeye çalışan aşırı sağcı gruplara bir cevap niteliğiydi. İsrail'in Gazze işgaline karşı ne söyleyeceğini sorması üzerine "Şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil. Ben İsrail'in Filistin halkının büyük kesiminin Hamas'ın ideolojisine karşı olduğunu anlayacağına inanıyorum. Bakın Gazze'de ne oldu? Hemen ve radikal unsurlar yaptılar fakat Hamas bütün Filistin halkını temsil etmiyor. Bu nedenle İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük bir hata olduğuna inanıyorum. Fakat kuzeyde Hizbullah, güneyde Hamas gibi aşırıcı unsurlara gereğinin yapılması şarttır. İsrail'in Hamas'ı kovalamasını doğru buluyorum. Sivillerin arkasına saklanan bir grup korkak bunlar. Saldırıları hepimize Holokost'u hatırlattı. Fakat İsrail'in bütün bunları yaparken sivillere zarar vermemesi gerekiyor" diye ifade etti. Bütün bu cümleler esasında İsrail medyasında manşetlere çıkmış durumda ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bir Gazze kara harekatına karşı çıkması ve bunun büyük olaylara neden olacağını ifade etmesi şu anda Benjamin Netanyahu ve İsrail devletini yöneten hükümetin çok ciddi bir sorunla karşılaşmasına neden oldu. Uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin bu politikaya iki nedenden girdiğini inanıyorlar. Birincisi,
muhtemel bir Gazze harekatının Hizbullah ve Suriye'deki Şii milisler üzerinden ikinci bir cephenin açılmasına ve bu çerçevede de savaşın İran'ın da dahil olduğu büyük bir yayılmaya neden olabileceğinden doğan korkular. İkincisi, zaten bütün yaşanılanlar çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'ya karşı giderek artan bir öfke duyan Arap devletlerinin özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya ile bağlantılı yeni politikalar geliştirerek İsrail'e karşı büyük bir cephe oluşturması ve Batı özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nden kopan bir kimlik taşımaya başlaması kaygısı. Bu iki nedenden dolayı Amerika Birleşik Devletleri artık Gazze Kara Harekatı'nda İsrail'i durdurmaya çalışan bir güç olarak dikkat çekiyor ve tabii aynı dönemde Çin Halk Cumhuriyeti'nin özel Orta Doğu temsilcisinin Antony Blinken'ın takip ettiği rotayı izleyerek Arap devlet başkanlarıyla görüşmeye başlaması da dikkat çekici bir gelişme olarak kabul ediliyor.